Ses kontrol, ses kontrol. Deneme 1 2. Bugün 2 Ağustos 2016. Dışarıda çok güneş var. Önce bir iş görüşmesine gittim. Bizim işte genelde 50 tane görüşmeye gidersin ama aralarından bir tanesi iki taraf için de mantıklıdır. O yüzden bizde görüşme ve iş yapma oranı çok düşüktür. Hatta şöyle şeyler de oluyor. Artık prodüksiyon kısmı falan biter, her şey biter. Tamamen anlaşmışsındır, kağıt üstünde de anlaşmışsındır. Çekimler başlar. Diyelim bir dizi 2-3 bölüm çekilir. Ama sonra yayınlanmaz. Yani aslında şöyle, bu işi yaparken biraz üstündesin. Yani. Bugün bu vloglara başladığından beri tam bir hafta geçti. Bunu kutlamak için gittim ve bunu aldım. Bu kameranın kendi sesi ve bu da mikrofonun sesi. Çok mutluyum. The farmer in the dell. Hi ho the derry-o, the farmer in the dell. Şimdi eve gitme zamanı. Geldim. Bugün size şimdi enteresan bir şey göstereceğim. Düğün davetiyelerimiz hazır. Dışarıdan böyle gözüküyor. Çok şeker değil mi? Ha? Dur içine girelim şimdi bak. Çık lan çık. Nasıl? Burası. Şimdi burası arkası. Burayı komple Ezgi yaptı. Böyle. Şimdi arkasını çeviriyorum. Burada minik hikayemiz yer alıyor. Evet, arkadaşlarıyla tanıştım. İşte aile yemeği falan filan oldu. Sıra geldi düğüne. Çok beğendim. Bunu kimin yaptığını da aşağıya yazacağım. Şeye, açıklamaya. Böyle bir yazmalı çizmeli bir şeye ihtiyacınız olursa teşekkürler çizen kız. Bugün satın alma üstüne biraz konuşmak istiyorum. Giderek satın almanın modasının geçtiğini fark ettiniz mi? Artık daha çok kiralama, üyelik de diyebiliriz. Mesela eskiden Photoshop'u para verip alırdın. Artık öyle bir şey yok. Artık aylık bir ücret karşılığında Photoshop kullanabiliyorsun. Mesela bunun gibi artık her şey kiralık olmaya başladı. Ama satın alma şöyle zamanlarda mantıklı oluyor. Mesela ben bugün gittim bu mikrofonu satın aldım. Çok fazla para verdim. Yani biraz içime oturdu açıkçası. Benim bunu satın almama değdi. Neden? Çünkü ben bunu her gün, her an kullanıyorum. Bu vloglar yüzünden. Bu satın alma olayını şimdi size çizerek bir örnekle açıklamaya çalışacağım. Bir tane filmden bahsediyoruz. Bu filmi seyretmek için iki tane yöntem var. Diyelim bir filmi satın almak 12 lira. Kiralamak da... Diyelim canın günlük komedi filmi izlemek istedi. Bu filmi bir kere izlersin, iki kere izlersin, üç izlemezsin. Peki... Fight Club gibi filmlere bakalım. Fight Club'ı bir kere izlersin. İki kere izlersin. 7, 8, 9. Eğer 8 kere izleyeceğiniz bir filme her seferinde 2 lira verirseniz toplam 16 lira olur. Ve 16 lira büyüktür 12 lira. Yani ben bu mikrofonu her gün kullanacağım için
mantıklı bir satın alma oldu. Ama böyle durumlar dışında artık her şey kiralık olmaya başladı. Artık mesela arabalar da satın alınmayacak ve kiralanacak. Diyeceksin ki sabah 9'da araba evimin önünde olsun diyeceksin. Araba hop evinin önünde olacak. Çünkü zaten kendi kendine kullanabilen arabalar da çıkacak artık yakın zamanda. Gelecek hakkında çok güzel planlarım var aslında bakınca ama yani çoğu zaman plan olarak kalıyor. Bizim Türk insanında bu var. Yani çay masasında plan yapıp onu plan olarak orada bırakma. Çok güzel bir projem var Sarp. Bu harika projeye katılmak ister misin? Hocam bir projem var. Böyleyiz genel olarak. Yani genelde böyleyiz. Genelde projemiz var. Ve hayata geçmeyen bir sürü projelerimiz var. O zaman dağılabiliriz. Hayatımda bu kadar terlemedim gerçekten. Şuraya bak. Oha. Oha.